Herkese merhabalar, ben Cansu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle her ay olduğu gibi favoriler videosu çekiyoruz. Hiç uzatmadan hemen videoya geçeceğim ama ilk başta bir duyuru yapmak istedim size. Emir Yargın'la Çakal Lezzetler kanalında konuk oldum ve gerçekten çekerken o kadar çok güldüm ki gözlerimden soğanları doğrarken de birlikte bol bol yaş geldi. Çok uzun zamandır hakikaten bir çekim beni bu kadar eğlendirmemişti. Mutlaka sizin de izlemenizi tavsiye ediyorum. Birlikte çok güzel bir fayita yaptık. Şuraya linkini koyuyorum. Videoya bakmayı unutmayın lütfen. Bu arada bu ay bol bol çok içime sinen favorilerim var. Keyifler aşırı yerinde. O yüzden şimdi hemen başlıyorum. Bu arada şeyi hatırlatacağım size. Hatırlıyor musunuz bana Instagram'dan kendi favorilerinizi, uygun fiyatlı favorilerinizi göndermiştiniz. Şöyle, o ürünler çok fazla birbiriyle eşleşmedi. Yani herkesin çok farklı favorileri vardı. Atıyorum Maybelline Age Rewind'ı, işte Maybelline yine Color Tattoo'ları gibi böyle çok klasik ve herkesin bildiği, favorisi olan şeyler vardı. Onları koymak istemedim. Ama onun dışında birkaç tane favori geldi ve ben onları denemeye başladım. Onlar için bir video çekebilecek miyim emin değilim. Ama mesela şu anda onları denerken iki tane sizden çok güzel favorilerim olduğunu fark ettim. Hatta başlangıcı sizin favorilerinizden bir tanesiyle yapayım. Notun bu BB Concealer'ı 02 numarası bendeki. Böyle demir başlıklı, buz gibi bir başlığı var. Böyle koyunca inanılmaz bir şekilde ben böyle kendimi hani o morarıklığa ya da şişkinliğe bence iyi gelmiyor ama ben kendimi aşırı iyi hissediyorum. Böyle sanki buzdan kompresler yapmış gibi hissediyorum. O yüzden çok severek kullandım. Arkadaşlar, yani çok uzun zamandır en sevdiğim uygun fiyatlı concealerlerden bir tanesi oldu. Şöyle söyleyeyim size, göz altımı ben genelde parmağımla uyguluyorum. Ama bu arada süngerle uyguladığınız zaman da son derece okey. Benim açıkçası parmakla daha kolayıma gittiği için öyle yapıyorum. Tek sıkıntısı ürünün ucundan biraz fazla ürün geliyor. Yani çok azıcık sıkıp böyle minik 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 dokunduracaksınız. O zaman çok fazla olabilir ve bir anda böyle bütün buranızı concealerla kaplarken görebilirsiniz kendinizi. O yüzden dediğim gibi böyle hafif, hafif ama kapatıcı, çizgilere dolmayan, uygun fiyatlı bir concealer arayışınız varsa bu BB Concealer'a bakmayı unutmayın lütfen. Bu arada bir tane daha notun şeyini satın aldım yine. Sizin favorilerinizden bir tanesiydi o da. O da sanırım mineral miydi? Mineral sanırım, öyle bir şey. Onu da deneyeceğim, o daha kutusunda. Ama bu resmen inanılmaz hoşuma gitti. Sizin favorilerinizden bahsetmişken L'Oreal'in bu 640 numaralı rujunu göstermek istiyorum size. Her makyaja gidiyor. Hakikaten mesela bundan bu arada ben de iki tane almışım. Daha önce almışım bunu. Sizin favorilerinizde görünce 640'ı çok kişi söyledi diye. Bunu ben yine aldım böyle bir gratis alışverişine. Bir baktım ve gittim. Aynısından varmış. O yüzden bir tanesini anneme verdim şu anda. Bu yeni versiyonu, siyah olan versiyonu. Gül kurusu, şeftali, yani her tondan biraz var ama biraz daha bence pembeye yakın bir nude. Bu arada mat bitişli. Son derece böyle dudakta uzun süre kalıyor ama böyle tabii likit matlar gibi de asla değil, bir şey işinizde falan çıkıyor. Yani gün içinde tazelemeniz gerekiyor ama kupkuru bir mat değil, böyle nemli nemli bir mat. Çok severek kullandım o yüzden. Yani sizin de favoriniz olan bu 640 numara gerçekten benim de favorim oldu. O yüzden uygun fiyatlı bir nude arayışınız varsa buna bir bakmayı unutmayın derim. Maybelline lansman ürünlerinden oluşan böyle koca bir kutu geldi bize hakikaten. Onun içinde de bol bol bu yine Color Tattoo'lardan vardı. Fakat bu 70 numaralı Color Tattoo böyle metalik gül kurusu renginde gibi ama gözünüze sürünce biraz daha hafif simli kahve mürdüm gibi bir renk alıyor ve yani gerçekten şunu böyle birazcık parmağıma alıyorum. Gözümün üstüne birazcık sürüyorum. Hakikaten makyajıma bir boyut katıyor yani. Normal sıradan günlerimde çok fazla far kullanmayan bir insanım. Ama bunu böyle gözümün üstüne sürünce mükemmel oluyor gerçekten. Çok da kalıcı. İnanılmaz sevdim bu rengi özellikle. Dediğim gibi 70 numarası metalik pomegranate. Açık konuşayım, benim bazlarla her zaman aram çok iyi değildir. Mesela yağlanmayı kontrol eden bazlar vardır. Onlar böyle suratımı şey böyle sanki yapışkanla sıvamışım gibi yapar. İşte bir türlü fondöteni tutturamam üstünde. Süngerle uygularım yok, burası açık kalır. Elimle uygularım, ondan sonra böyle fondöteni aradan açarım falan. Bir türlü böyle tam güzel bir baz arayışımı oturtabilmiş değildim. Ta ki bu Ordinary'in bazıyla tanışana kadar. Çok 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 beğendim. Tek eksisi The Ordinary'nin ülkemizde satılmıyor oluşu ama Instagram butiklerinden satanlar var. Ben direkt olarak bir yönlendirme yapmayayım çünkü çok direkt olarak satın aldığım bir tanesi olmadı. Var ve ya da yurt dışına çıkan birileri varsa etrafınızda direkt sipariş edebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, yağlanma karşıtı değil, hafif böyle silikonlu bir yapısı var. Yani yüzünüzü sürdüğünüzde böyle bir ince bir tabakanın yüzünüzü kapladığını hissediyorsunuz. Ama yüzünüzde bütünleşmesi çok hızlı oluyor. Hatta bunu yeni ürünleri deniyorum videomda, şuraya linkini koyayım.
denemiştim direkt olarak. O anda ilk defa denediğimde de çok beğenmiştim ama o günden beri farklı hiçbir baz kullanmadığımı fark ettim. O yüzden böyle bir arayışınız varsa ve yurt dışından getirtme imkanınız varsa mutlaka buna bir bakın derim. Yine son zamanlarımın kurtarıcı ürünlerinden bir tanesinden bahsedeceğim. L'Occitane'ın bu kırmızı renkli CC Cream. Kırmızı renk dediğim normalde rengi böyle gri gibi ama ondan sonra teninizin rengini alanlardan. Şöyle söyleyeyim size. Eğer fondöten sürmeyeceksem, eğer önemli bir yere gitmeyeceksem ve o gün normal bir makyaj yapıyorsam hiçbir zaman fondöten kullanmıyorum. Sadece son zamanlarda bu CC Cream'i kullanmaya başladım. O kadar seviyorum ki gerçekten bu CC Cream'i. Yani çok güzel bir şekilde gözeneklerimi doldurup daha az gösteriyor. Ten eşitsizliğimi ortadan kaldırıyor. Yüzümde hiçbir şey yokmuş gibi duruyor. Ne mat ne parlak. Çünkü ben yağlı parlak şeylerden fazla hoşlanmıyorum. Biliyorsunuz artık yağlı cildim var. Ama bir yandan da o sağlıklı parlaklığı da seviyorum. Bir yandan mat bir duruş, bir yandan da hafif sağlıklı bir parlaklığı var. O yüzden çok sevdiğim bir ürün oldu. Bunu da tavsiye ediyorum size. Ve yine o sizin güzel favorilerinizden bir tanesi. Essence'ın bu All About Matte isimli pudrası. Transparan pudrası daha doğrusu. Benim açıkçası uzun zamandır böyle bir kompakt pudra ihtiyacım vardı. Yani yanıma alayım. Çünkü toz olanlar ya çantaya dökülüyor ya onu kapağına dökerken etraf falan bir şeyler oluyor. Böyle pudra patlamaları. O yüzden böyle yüzüm yağlandığında acil müdahaleler için böyle kompakt bir pudra taşımak istiyordum. Bu hakikaten çok işime yaradı. Bütün gün inanılmaz mat, wow falan değil. Ama son derece iş görüyor, gözenek görünümünü azaltıyor. Geçen gün hatta böyle makyajımın kalıcı olmasını istediğim bir gün Beauty Blender'la böyle birazcık bastırıp üstüne direkt böyle gözeneklerin üzerine bastırdım. O zaman gözenek görünümü tamamen ortadan kaldırdı ve gayet de kalıcı oldu. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Dediğim gibi sizin favoriniz benim favorim oldu. Favorilerinizden çok memnunum. Bu videonun adında bir yerde sizin favorilerinizi de geçireceğim galiba. Evet, şimdi geldik bakım favorilerime. İlk olarak bir nemlendiriciyle başlayacağım. Bu Neutrogena'nın Hydro Boost serisinden City Shield isimli yeni çıkardığı nemlendiricisi. Ben de bu yeni ürünü ilk deneyenlerden bir tanesi oldum. Ürünü size şöyle anlatayım. Zaten ismi City Shield. Yani bir şehir kalkanı gibi düşünebilirsiniz. İşte böyle şehrin hava kirliliğidir, güneştir vesaire. Bu böyle kötü etkilerden cildinizi koruyan bir krem. Yapısını şöyle göstereyim. Açık mavi bir rengi var. Şöyle ürünün yapısını göstereyim. Böyle son derece yumuşak, biraz daha likit. Böyle çok yoğun yoğun yüzü kaplayan bir şey değil. İyice yedirdikten sonra da böyle çok hafif bir parlaklık. Ama böyle yağlı ciltlerin sevmeyeceği bir parlaklık değil. Benim mesela sevdiğim bir parlaklık oldu. Böyle sağlıklı bir parlaklık veriyor. İçinde SPF 25 güneş koruması var. Bu çok güzel bir şey. Çünkü ben her sabah düzenli olarak güneş koruyucumu süren bir insan değilim. O yüzden sabahları böyle kendinden güneş korumalı bir nemlendirici sürmek içime geldi açıkçası. O yüzden ekstra sevdim. Kokusu böyle temiz temiz çok güzel. Bu arada Gökhan'la birlikte eş zamanlı olarak denedik. Onda da bende de herhangi bir problem yaratmadı. Bu arada ürünün içeriğinde antioksidan ve hyaluronik asit var. Hyaluronik asit gerçekten şu anda en sevdiğim asitlerden bir tanesi. Çünkü bunu ben bayağı hyaluronik asit serumlarını kullandıktan sonra anladım. Böyle cildimin hakikaten ekstra yağlanması azaldı. O nem dengesi oturdu. Çünkü böyle yağlı ve sivilceye eğilimli bir cildiniz varsa gençlik yıllarınızda diyeyim daha çok hep böyle nemlendirici kısmı, ay yüzümü fazla yağlandırmayayım gibi bir düşünce oluyor. Aslında bu çok 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 yanlış. Her zaman cildimizi bolca nemlendirmeliyiz. O yüzden hyaluronik asit içeriği de benim ayrıca hoşuma gitti. Dediğim gibi benim son derece beğendiğim bir ürün oldu. Sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa buna bir göz atabilirsiniz. Geçen haftaki üçlü vlog serimi görmüşsünüzdür. Görmediyseniz şuradaki linke de tıklayarak bakabilirsiniz. Orada bu maskeyi zaten sizin gözünüz önünde denemiştim. Daha önce de birkaç kere kullanmıştım ama bu sefer hakikaten favorilerime de koymak istiyorum. Nasıl kullanacağımı öğrendim aslında. İlk önce böyle az sürdüm, o böyle bir türlü bir soyulmadı. Sonrasında bir beceremedim vesaire ama üçüncü seferde gerçekten başarıya ulaştım. Bu Origins'in Ginseng isimli soyulan maskesini uygulama biçiminiz şuymuş. Arkadaşlar kalın bir tabaka uyguluyormuşuz. Kalın bir tabaka halinde uygulayınca bu ürünü gerçekten böyle bebek gibi fırr diye çıkıyor yüzünüzden. Ve öyle o siyah aşırı bütün yüzdeki tüyleri çeken falan maskeler var ya onlar gibi asla değil. Son derece böyle nazik bir şekilde çıkıyor. Hiçbir tüyünüz vesaire koparmıyor. Ve gayet böyle bebek poposu gibi bir cilt bırakıyor. O yüzden bu maskeyi de artık test cildediğime göre Ekim favorilerinde boy göstermeye hak kazandı. Şuraya linkini koyduğum bir tane videosunda belki hatırlarsınız. Lancome'un bu. O zaman bir türlü ismini söyleyemedim ama şu anda ismini nasıl söyleyeceğimi öğrendiğim Bifacial isimli bu göz makyajı çıkarıcısı. Şöyle sallayayım. Çift fazla olanlardan. Arkadaşlar ben bunu çok küçük bir tester kullandığım için gerçekten anlayamamışım bence. Şu anda böyle yaldır yaldır büyük versiyonunu kullandığım için hakikaten böyle net bir şekilde deneme fırsatım oldu. İlk önce iki tane ayrı pomağı döküyorum. Ondan sonra onları gözlerimin üzerine biraz bekletiyorum. Sonrasında böyle ovuştura ovuştura hafif hafif
Çıkartıyorum bütün makyajımı. En sevdiğim kısmı gözümde böyle bir yağlı tabaka bırakmıyor. Benim hiç dayanamadığım bir şey böyle çift fazlalarda gözüne perde inmesi. Böyle bir buğulu görüyorsun ya etrafı bir sürü. Ona dayanamıyorum. O yüzden böyle hemen yıkamam falan gerekiyor. Ama bu hiç öyle bir etkisi yok. Zaten üzerinde de yazıyor non-oil diye. Yani yağlı bir içeriği yok. Bu sebepten dolayı Lancome'un bu göz makyaj çıkarıcısı bu ay favorim oldu. İki tane de güzel izlemelik favorim var. Ondan sonrasında videoyu kapatıyoruz. Bir tanesi Prenses Diana'nın hayatını anlatan 2 bölümlük bir böyle dizi diyemem. Hani belgeselimsi bir seri. Birçoğunuz zaten Prenses Diana'nın hayatına hakimsinizdir. Çoğumuz da ölümünü de gördük zaten. Ben mesela çok net hatırlıyorum televizyonda ne kadar çok verildiğini, onun cenazesini vesaire. Böyle bir çok da severdim böyle çocukken de. O yüzden yine böyle bir üzüldüm ama medyanın o böyle kötü kan emici etkisini orada görmek birazcık beni üzdü açıkçası dediğim gibi. Ama sırf onları görmek için bile, başka birinin perspektifinden bakmak için vesaire çok hoşuma giden bir belgesel dizisi oldu. O yüzden sizin de bakmanızı öneriyorum. İkinci favorim de yine bir Netflix dizisi. Atypical isimli bir tane dizi. Bu dizide otizmli bir gencin hayatını anlatıyor ama birazcık komik, birazcık böyle ironik, biraz çok gerçek. Böyle bilmiyorum hani bence dizi hem sosyal mesajları olan hem de bunun normalleştirilmesi gereken, normal bir şey olduğu, kabul edilmesi gereken bir şey olduğunu anlatan güzel bir bilinçlendirici bir dizi ama bir yandan da güldüren bir dizi. Benim o yüzden çok hoşuma gitti. O yüzden siz de böyle tatlış bir dizi arayışındaysanız buna da bakabilirsiniz. Bu arada Stranger Things'in yeni bölümleri çıkmaya başladı. Haberiniz yoksa zaten mutlaka vardır ama yine de ben söyleyeyim dedim. Şu anda ben Gökhan'la 1. sezonu baştan sona tekrar izliyorum. Ben geçen sene izlemiştim. O izlemedi diye şimdi 2. sezonu birlikte izleyeceğiz. Yani her taraf zaten Stranger Things diye yıkılıyor. Bu da böyle haberi olmayanlara ekstra bonus bir önerim olsun. Ekim favorileri bu şekildeydi. Umuyorum severek, beğenerek izlemişsinizdir. Hepinizi çok öperim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve şuradaki fotoğrafıma tıklayarak da kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Bay bay.